Değerli başkan yardımcılarım, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönül dolu sevgilerimle, kaymakamımızla, başkan yardımcılarımızla, eşimle birlikte yürekten kutluyoruz. Sağlıklar, mutluluklar diliyoruz. Eridi'nin en önemli görevlerinden birini yapıyorsunuz. Bizi de eleştireceksiniz. Eleştirin zaten. Eleştirdikçe bizim yolumuz açılıyor. Eleştirirken bir tek hakaret etmeyin bize. Yeterli. Ayrıca bilmeden dekoru yazmayın. Gelin bana veya başkan yardımcılara bu konu nedir deyin. Bilgiyi aldıktan sonra yine kötü yazın aklımızda. Allah razı olsun. Ama eğer bizden bilgi almadan atmasyon haberleri yapıyorsunuz, sizden Allah razı olmasın yapanlardan. Mesela bir tanesi yazmış, 136 tane işçi atacakmışım. Ya ben 5 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Siyasetçiyim. Bu kadar akılsız bir adam mıyım ben? Toplu çıkış yapacak kadar aptal bir adam mıyım ben? Yani beni salak yerine koyanlar da var aranızda. Mustafa Uysal mı Antalya'dan falan yönetiyor buraları. Ben anlayamıyorum yani. Böyle saçma sapan. Ya gelin sorun. Evet ben yanlış yapan, yaramazlık yapan adı var. Saniyesinde işini defterini dürerim. O benim en tabii hakkım. Ben de sadece adam olması lazım. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünce beni hiç ilgilendirmiyor. Adam gibi çalışacak, Ereğli halkından paralarını alıyorlar. Ereğli halkını ezmeyecekler. Neyse burada bir giriş yaptım, elime fırsat geçti. Bu akşam size çok değer verdiğim için, benim çok değer verdiğim bütün eldeki müzisyenlere değer veriyorum ama bu grubu buraya getirdim. Sizin de tanımanızı istiyorum. Gerçekten çok değerli. Hepsi de kendi dalında birer uzman. Ben Tolga'yı vereyim teker teker. Arkadaşları tanısın lütfen. Evet, elektro gitarda Emirhan İşeri. Ona kocaman alkış alayım. Davulda Furkan Yıldız. Evet, klarnette de genç arkadaşımız, biz de genciz gerçi ama. Alihan Sarı, büyük ustadır o. Türkiye'de birincilikleri vardır birçok yarışmada. Tolga'yı tanıyorsunuz. O Ses Türkiye yarışmasında ikinci aşamaya geçti. Sizlerden istirham ediyorum. Bu değerlerimize sahip çıkın. Bugün bir genç kızımız geldi. O kadar mutlu oldum ki. Biliyorsunuz kız futbol takımına Eril'de Şalvar Spor, Yazmalı Spor diye başlatmıştık. O yıllarda yazma takıyordu bir takım, diğeri de şalvar giyiyordu. Kaptaşla başlattık. Yapılan maçlarda kaleciler dahil 22 kişi topun peşine gidiyorlardı. Kalede falan kimse yok yani. Böyle ortamda başlattık bu işi. Mehmet Öztürk gayet iyi bilir. Dolayısıyla Türkiye'de ismimiz duyuldu. Her tarafa, programlara, televizyonlara çıka çıka. Artık yoruldum, Metin Yüksel'i bıraktım bir ara. Sen televizyonlara çık diye. İşte o takımı o sırada Türkiye'de, Türkiye ve Arnavutluk kız futbol takımı olmadığı için Türkiye'ye Avrupa Birliği istemde bulunmuş. Kız futbol takımını kurun diye. Onlar da kız futbol takımı deyince ilk defa Yazmalı Spor, Şalvar Spor aklına gelmiş. Beni aradılar. Bana takım yap dediler. Tabii o yıllarda kızlarını, evlatlarını köy kökenlidir genellikle hepsi de. Vermek istemiyorlar İstanbul Ankara'ya gittiğinde bir kaza olur diye, tacize uğrarlar falan diye. Kendi benliğimi ortaya koydum. Halil Pusbük olarak sorumluluğu üstlendim. Ve bir takım yaptık. İşte bu takımdan çok başarılı insanlar çıktı. Onları anlattık. Başarılı olursanız imtihansız spor okullarına gireceksiniz. Milli olursanız Avrupa'dan sizi çağıracaklar. Siz aynı zamanda sizi
transfer edecekler, transfer parası, burs parası alacaksın, bedava okullarda okuyacaksınız. Ve Ece bunların hepsini başardığı gibi Amerika'dan ve Avrupa'dan burslu olarak çağrıldı. Çayırlı'dan gelme, köy kökenli bir kızımız. Çok tatlı bir kız. Ve Amerika'da şu anda basket oynuyor. Basket oynuyor. Ve kendisine nasıl mutlu musun dedim. Hayatımdan çok memnunum dedi. Ne oldu serildesin sayenizde ol dedi. Siz benim manevi babamsınız dedi. Ailem de izin verdi. Gittim. Çok iyiyim dedi. %100 buluştuğum. Okul paralarımı, her şeyimi Amerika karşılıyor işte bilmem ne okulu. Hatta dedi kart veriyorlar, kafeye bile gittiğimde kartı kullanıyorum, para vermiyorum. Bu kadar mutluyum dedi. Bunun için gibi Ebru da Hollanda'dan çağrılmıştı. Ama Ebru ben beni orada yaşayamam, onların standartına uyamam diye birkaç kızımız Berna falan reddettiler, gitmediler. Cesaret gösterme, onlar da şimdi öğretmen okulunda öğretmen falan. Hepsi de kimi transferlerle çok iyi yerlere geldiler. Bu bir öykü mesela. Hep kaymakama saldırıp da Halil Pusu'ya saldırıp durmayın ya. Onları yazın ya. Elin değerlerini yazın biraz da. Efendim sizler çok önemlisiniz. Bize yol göstericiliğiniz var. Az evvel de söylediğim gibi. Ve sizlerin bugününüzde beraber olmak için ben aslında rahatsızım. Çok büyük gribim. Zorlayarak geldim. Yani size bir şeref hediye kaldıramadım. Portakal suyu içiyorum. Dolayısıyla bu akşam sizlerle beraber olmak istedim. Bizlerin de yanlışlarımız olabilir. Bizler de affınızı diliyoruz. Yani hiç böyle ön yargımız falan yok. Biz de insanız. Bizim de hatalarımız olabilir. Sinirlendiğimiz anlar olabilir. Ama ben her şeyden evvel Eril'de basın camiasının içerisinde gizli kavgaların olmasını istemiyorum. Onların başarılı olması için, saygınlığını korumaları için. Bu hem basın camiasına bir abiniz olarak, babanız olarak konuşuyorum. Hem basın camiasına hem de Ereli'ye çok büyük zararlar verdiğinin bilmem ne kadar farkındasınız. Onu sizlere bırakıyorum. Ama bir belediye başkanı olarak, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak bu yanlışları da size söylememiz lazım. Yani artık silahları birbirinize döndüreceksiniz gibi bir durum var. Bizleri siyasetçilere bırakıp da bunu ortadan kaldırmanızı istirham ediyorum. Hem basın camiasının Türkiye'de hayırlanması için Ereli basından hem de saygınlıklarını korumaları için mutlaka bunun yapması gerektiğini kendi düşüncem olarak buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerle beraber olduğumuz için son derece mutluyuz. Size birer hediye hazırladık. Gazetecilik çantası, kitapçık koyduk içerisine. Oraya artık roman mı yazarsınız, öykü mü, beni mi yazarsınız, ne yazarsanız yazmanızı rica ediyoruz. Ve bu akşam Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu tekraren ifade ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah bahtınızı açık etsin. Hepinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Değerli belediye başkanımız, sevgili hanımefendiler, başkan yardımcılarımız, değerli eşleri ve bugünün düzenlenmesine vesile olan değerli kıymetli basın mensuplarımız. Aslında Halil Başkan söyleyeceklerin çokça büyük bir kısmını söyledi ama ben 16 ay önce Ereğli'ye geldiğim gün ertesi gün basında bir toplantı yapalım demiştim. Bir geldiler, benim salon almadı, 30 tane falan basın vardı. İçeriye girince o gün aklıma geldi. Eyvah dedim, biz Ereğli'ye geldik, nasıl bir yere geldik? 30 tane basınla nasıl burada baş edeceğiz diye. Ama 16 aydır beraberiz. 16 aydır en azından basın bizim yaptıklarımızı ya da yapamadıklarımızı kamuoyuna duyurmada en önemli destekçimiz, en önemli gücümüz olduğunu düşünüyorum. Değerli belediye başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın böyle nezih bir ortamda basınımızı ağırlaması, onlara verdikleri değer anlamında son derece güzel. Ben belediye başkanımıza ve bu geceyi tertipleyen değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün
Çalışan Gazeteciler Günü'ymüş. Ben çalışan olduğunu bilmiyordum. Hüseyin'i ziyarete gittim. Ya dedi sen beni ziyarete geldin ama dedi ben bugün çalışmıyorum. Ben dedi raporluyum. Dedi geçmiş olsun demek için Hüseyin'e uğradım. Aynı zamanda bugün Türk İdareciler Günü değerli arkadaşlar. Yani bir tane kaymakam olduğu için bugün çok fazla şey yapılmıyor. Yani bizim de 365 günde bir tane günümüz var. O da 10 Ocak. Sizinle de aynı güne tesadüf etmesi artık hayırlı bir tesadüf olarak düşünüyorum. Ereğli'den memnunuz. Çalışmaktan memnunuz. Sizlerle birlikte olmaktan memnunuz. Zaman zaman tabii ki belediye başkanımızın da söylediği gibi eleştiriler olacaktır. Kişilik haklarımıza dokunmamak suretiyle her türlü eleştiriye de açık olmamız gerekiyor. Ve ben kişi olarak da açığım. Telefonum da açık. İlk günde size söyledim. Herkes bana ulaşabilir. İnternet sitesinde de telefonumuz var diye. Ereğli daha güzelini hak ediyor. Daha güzeline ulaşmak için de yerel idare olarak belediyemiz, merkezi idarenin temsilcisi olarak ben ve beraberimdeki kurumlar, yine siyasi parti temsilcilerimiz hepimiz çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Ya bu çalışmada halka doğru bilgi aktarım konusunda sizlere ihtiyacımız var. Yani hep eleştiri anlamında değil. Bazen biz yaptıklarımızı da kamuoyuna anlatamıyoruz. Özellikle ben kişisel olarak yaptıklarını da çok fazla anlatamayan bir idareciyim. Ama Ereğli'de bu açıdan rahatım. Çünkü kalabalık bir gazeteci topluluğu var. Ve yine tebrik ettiğim arkadaşlarım da var. Köşe yazılarını okuyorum. Yani evime gelen bütün gazeteleri gündüz dairede fırsat olmadığı için akşam okuyorum. Hakikaten emek çekilmiş, güzel, başarılı köşe yazarları arkadaşlarımız da var. Çünkü köşe yazısı yazmak biraz daha zordur. Yani biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. Ve bizim için kurumsal hafıza anlamında da köşe yazıları önemli. Bizleri doğru bilgilendiren bu değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 2020 yılı ülkemiz için inşallah hayırlı olur. İlçemiz için güzel olur. Hem belediye hem de merkezi idare olarak biz hazırlık aşamasındayız. Yani 2020'de öyle düşünüyorum ki sizlere haber olabilecek ve kamuoyuna duyurabileceğiniz güzel gelişmeleri Ereğli'de yaşayacağız. Çünkü Ereğli her şeyin en iyisine layık bir ilçe. Kavgadan, diğer hususlardan bir kenara çıkarak Ereğli geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hizmetleriyle, popülerliğiyle, başka yerde olmayanıyla ön plana çıkacak diye ben düşünüyorum. Çalışmalarımız hep bu yönde. Yine sizin bu maksatla bize destek olacağı açıklamalarınız olursa, önerileriniz olursa kapımız hepinize sonuna kadar açık. Ben bu duygu ve düşüncelerle burada bulunan değerli hanımefendilerin, kıymetli beyefendilerin bu güzel gününü kutluyorum ve bu güzel akşamı yaşatan arkadaşlarımız da, Alihan dışındakileri de ilk defa dinliyorum. Bugüne kadar dinlememiş olmamızla bir eksiklik olarak Başkan Bey'e de söyledim. Biz Ereğli'de her şeyin en iyisini görmeye alıştık ve kanıksadık. Bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle sizlere hizmet edeceğiz ve bu hizmeti ederken ne kadar ekonomik anlamda gazetelerin ve gazeteci arkadaşların zorlandığını az çok biliyorum. Yani iş ekonomi boyutuyla pek rahat olmadığınızı biliyorum. İnşallah devletimizin yapacağı kanun ve şeyler, düzenlemelerle ekonomik anlamda da biraz daha güzel bir gelecek olur 2020 temennisinde diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Boş sokaklarda kırılmış her yanım kayboluyor.